Ula oğlum ezileceksin oğlum. Yok, olamaz babacığım. Aha, olamaz, ezildim. Lan fakir, Allah'ın fakiri, aç lan kapıyı, aç diyorum, içeride olduğunuzu biliyorum, aç kapıyı. Açın kapıyı, sizde konuşacaklarım var fakir, aç kapıyı çabuk. Ay ne oluyor, kapımıza dayandılar. Allah Allah, ne oluyor ya, kim geldi, kapımıza dayandılar, dur aşkım kapıya bakayım. Allah Allah, kim geldi ya, buyurun ne istiyorsunuz? Bana bak fakir, ben bu evi satın aldım, hemen bu evden çıkacaksınız, anladınız mı? Defolun gidin çabuk. Nasıl yani ya, hiçbir şey anlamadım, ne diyorsun sen zengin? Ne anlamadın demek, Kerem komiser sana anlatır şimdi. Evet fakir, sizin oturduğunuz evi zengin satın aldı, o yüzden bu evden çıkmanızı istiyor, derhal evi boşaltmanız lazım. Nasıl yani Kerem komiser, ne yapacağız biz? Bu evden çıkarsak nerede yaşayacağız, of ya. Orası bizi ilgilendirmez, anladın mı? Bu ev bizim olacak artık, satın aldım ben burayı, çıkın evimden çabuk, çıkın. Evet fakir, zengin burayı satın aldı. Bu evden çıkmanız lazım. Nerede yaşıyorsanız yaşayın yani. Zengin abi, ne olur abi, çıkarma bizi bu evden. Nerede kalacağız biz, ne olur? Bana bak fakir, bir şartla bu evde yaşamanıza izin veririm. Eğer şartımı kabul etmezseniz sizi evden atarım, anladınız mı? Tamam abi tamam. Ne istiyorsan yaparız. Yeter ki bizi bu evden çıkarma, ne olur. Güzel güzel, aferin. Sizi evden atmamı istemiyorsanız Arda'nın benten saatini bize vereceksiniz, anladınız mı? Hayır babacığım, kabul etme. Ben saatimi kimseye vermem babacığım, kabul etme sakın. Tamam zengin, tamam abi, kabul ediyorum. Vereceğiz saati, yeter ki bizi bu evden atma, ne olur. Aferin aferin, saati verin, ben de oğlum Rüzgar'a vereceğim saati. Benim oğlum takacak o saati, tamam mı? Ne, bir de Rüzgar'a mı vereceğim babacığım? Hayatta vermem bu saati ya, bana ne, Allah Allah, vermiyorum işte, vermiyorum. Arda oğlum, saçmalama oğlum, ver şu saati, evsiz kalacağız canım oğlum, hadi. Aynen öyle, o saati bize vermezseniz sizi bu evden atarım, evsiz kalırsınız, sokaklarda yaşarsınız, anladınız mı? Ya hayır babacığım ya, benim saatim bu. Bu saat çok özel bir saat yani. Vermem bu saati ben. Bir de Rüzgar'a mı vereceğim? Hayır. Arda saçmalama oğlum. Sokaklarda mı kalalım ya? Ver şu saati hadi. Aynen öyle. Çabuk. Vaktiniz doluyor. Verin şu saati. Vermiyorsanız çıkın evimden. Çabuk. Ya vermiyorum ya. Vermiyorum. Allah Allah. Benim saatim bu. Vermeyeceğim işte baba ya. Vermeyeceğim. Madem saati vermiyorsunuz o zaman terk edin evime. Defolun hadi. Çıkın evimden. Bu ev benim artık. Çıkın. Tamam zengin. Tamam ya. Allah Allah. Çıkıyoruz evden. Çıkıyoruz. Yemedik evini. Tamamdır fakir. Evden çıktınız artık. Sokakta yaşayacaksınız. Tamam mı? Bir daha bu eve gelmeyin. Aynen öyle. Saati vermiyorsanız ev falan yok size. Sokaklarda yaşayın. Allah Allah. Of Arda ya, beğendin mi yaptığını? Senin yüzünden evimizden olduk. Sokaklarda kalıyoruz. Bu kötü çadırın içinde kalacağız. Of ya. Ya of babacığım ya, görmüyor musun? Bize numara yapıyorlar. Saatimi almak için oyun oynuyorlar bize ya. İnanma onlara. Al işte, gördün mü? Senin yüzünden sokakta kaldık. Evimizden olduk. Ne yapacağız şimdi biz? Ne yapacağız? Ay evet oğlum, altı üstü bir saat verseydin keşke. Şimdi sokaklarda kalacağız. Ya anneciğim babacığım, anlamıyor musunuz? Bu rastgele bir saat değil yani. Büyülü bir saat bu. Bu saat sayesinde uzaylılara dönüşebiliyorum. Hayret bir şey ya. Sokaklarda kaldık hala saat diyor ya. Of ya. Babacığım ne yaptın? Aldım Arda'nın saatini. Ne olur aldım de, ne olur. Ver bana saati ne olur. Maalesef oğlum, saati alamadık. Allah'ın fakirleri vermiyorlar saati. Ya ne demek alamadık babacığım ya. Ben o saati çok istiyordum. Nasıl alamazsın ya? Ben o saati istiyorum. Ne olur al bana onu, ne olur. Oğlum elimden geleni yaptım. Evden bile kovdum, yine de vermediler saati. Ne yapayım yani? Ya of baba ya, o saati ben istiyorum. O çok güzel bir saat. Sadece dünyada bir tane var o saatten. Benim olmalı, benim olmalı. Tamam oğlum, merak etme. Elimden geleni yapacağım. O saati almak için her şeyi yapacağım. Merak etme sen. Tamamdır babacığım. Ne yap et, her şeyini yap yani. O saati istiyorum ben. O saati istiyorum. Of ya, şu halimize bak. Fakirlikten çöpleri karıştırıyoruz. Çöpte de hiç yiyecek yokmuş ya. Of. Hadi bakalım, söylenmeyin, çalışın. Karnımız çok acıktı. Çöplerden yemek bulmamız lazım, çabuk olun. Ya babacığım, sabahtan beri çöpleri karıştırıyorum, bir tane bile yemek bulamadım ya. Açlıktan öleceğiz galiba. Hadi oğlum, aramaya devam edin. Yemek bulana kadar durmak yok. Hadi karıştır çöpleri, karıştır. Oo fakirler, ne yapıyorsunuz lan? Çöpçülüğe mi başladınız yoksa? Hayır zengin ya, karnımız çok acıktı. Hiç paramız yok, çöplerden karıştırıp yemek arıyoruz. Çöpten yemek mi arıyorsunuz? Yazık lan size. Oğlum teklifimi kabul etseydiniz şimdi çok güzel evinizde yemeğinizi yiyordunuz. Doğru söylüyorsun ya. Benim oğlum Arda kabul etmedi işte. Ne yapayım? Size tekrar söylüyorum oğlum. O benten saatini bize verin. İstediğiniz kadar para verelim size. Evinizi de geri verelim. Ne dersiniz? Ya hayır babacığım, kabul etme ya. Ben saatimi kimseye veremem, anladınız mı? Bu saat benim işte. Vermeyeceğim kimseye. Açlıktan ölsem bile vermeyeceğim. Aynen öyle. Vermiyoruz saati. Benim oğlumun o saat. Vermeyeceğiz, tamam mı? Vermezseniz vermeyin be, açlıktan ölün o zaman. Şunlara bak ya, iyilik de yaramıyor. Aynen öyle, bu fakirlere iyilik de yaramaz. Ulan para verelim, ev verelim diyoruz, hala saati vermiyorlar. Bu saat satılık değil, anladınız mı? Benim saatim o. O benim evladım gibi, kimseye vermem o saate. Neyse vermeyin bakalım, illaki bir gün elimize düşersiniz. Aynen babacığım, illa bir gün elimize düşerler. Hadi gidelim biz, yalnız bırakalım bu pis fakirlere. Babacığım bak, çöpten elma buldum, gördün mü? Elma buldum, hadi babacığım gel buraya, yiyelim elmayı. Vay canına, elma. Karnım çok aç, bekle oğlum, geliyorum, yiyeceğiz onu. Hadi gel babacığım, elma buldum, gel bu tarafa hadi. Ula oğlum, çekilin oğlum. Baba dikkat et, traktör geliyor. Hayır, olamaz. Ula oğlum, çekil yoldan oğlum. Hayır. Ula oğlum, ezileceksin oğlum. Hayır, olamaz babacığım. Aha, olamaz, ezildim. Ambulans çağırın, ambulans yok mu? Aha. Babacığım merak etme, ambulansı çağırdım, birazdan burada olur, dayan babacığım. Aha, hastaneye götürün, ölüyorum. Doktor bey, babamın durumu nasıl? Ne olur söyleyin, yaşayacak mı babam? Doktor bey söyleyin. Evet, babanız geldiğinde çok kan kaybetmişti ama şu anda durumu iyi, ameliyata girmesi lazım. Nasıl yani doktor bey, ne ameliyatı? Babam ne ameliyatına girecek? Babanızın ayakları hasar görmüş, eğer ameliyata girmezse bir daha yürüyemeyecek. Tamamdır doktor bey, ne gerekiyorsa yapın, babam yürüsün yani değil mi? Evet, babanızın yürümesini istiyorsanız ayağından ameliyat olması lazım. Ameliyat ücreti $100.000. Ne? $100.000 mı? İyi de bizim o kadar fıkarımız yok ki. Fakiriz biz. Maalesef o zaman yapacak bir şey yok. Eğer ameliyat olmazsa babanız bir daha asla yürüyemeyecek. Doktor bey ne olur bu seferlik bedavaya yapın, olmaz mı, ne olur? Maalesef bedavaya yapamayız. $100.000 yoksa babanızı alın götürün. Ama söylüyorum, ameliyat olmazsa yürüyemez. Tamamdır doktor bey, biz $100.000 bulmaya çalışacağız, sağ olun. Arda oğlum, yardım et oğlum. Yürüyemiyorum oğlum, yürüyemiyorum. Bacaklarım tutmuyor. Evet, size söylemiştim, ameliyat olmazsa yürüyemez. Doktor bey bari bir tekerlekli sandalye verin yani, babam böyle sürüne sürüne mi gitsin? Tamam der, bir tekerlekli sandalye verelim. Ameliyat olmasını isterseniz de $100.000 getirince ameliyatı yaparız, yürümeye başlar. Arda oğlum, yürümem lazım benim, $100.000 bulmamız lazım. Babacığım $100.000 bulana kadar böyle tekerlekli sandalyede kalacaksın, hadi gidelim biz. Sen hiç merak etme babacığım, sen ameliyat olana kadar ben seni böyle taşırım. Sağ ol oğlum, sağ ol. Ben artık yürüyemeyeceğim, ayaklarım çalışmıyor. Of ya. Evet babacığım, doktor ameliyat için $100.000 istiyor. İyi de oğlum, fakiriz biz, $100.000 nereden bulacağız? Of ya, ben bir daha hayatımın sonuna kadar yürüyemeyeceğim. Of. Aa fakir, ne oldu oğlum sana böyle? Tekerlekli sandalyede oturuyorsan. Zengin abi, araba çarptı bana, ayaklarım artık çalışmıyor. Bundan sonra yürüyemeyeceğim. Vah vah vah, üzüldüm şimdi fakir. Geçmiş olsun ya, yok mu bir tedavisi? Tedavisi var tabii ki zengin amca, ama ameliyat için $100.000 istiyorlar. Bizim de o kadar paramız yok maalesef. Aynen öyle. Paramız olmadığı için tedavi olamıyorum. Ya ayıpsın fakir ya, dert ettiğin şeye bak, $100.000 nedir ki? Vereyim ben yani, ne olacak? Gerçekten mi zengin? Benim için $100.000 verir misin? Veririm tabii ya, niye vermeyeyim? Ama karşılığında ben ten saatini alırım. He, saatim mi? Saatim karşılığında $100.000 mı? Of ya. Oğlum seçimini yap. Babanın yürümesini mi istiyorsun yoksa saatinle oynamak mı? Karar senin. Ben olsam babamın yürümesini seçerdim. Saati bize verirdim yani. Arda oğlum, boş ver oğlum, ver şu saati. Ameliyat paramıza lazım oğlum. Yapacak bir şey yok. Babamın sağlığı için her şeyimi veririm ben. Veriyorum saatimi, alın. İşte bu be, işte bu. O saat benim oldu sonunda. Hayallerim gerçek oldu. Allah'ım yarabbim, sağ ol, teşekkür ederim. Aferin, işte böyle yola gelirsiniz. Verin saati, alın $100.000. Alın işte, saat burada. Yeter ki babam yürüyebilsin yani. Ben babamı çok seviyorum. Babam için canımı bile veririm. Aslan oğlum benim. Seninle gurur duyuyorum canım oğlum. Oley be oley, yaşasın. Benden saatim oldu baba. Baksana saatime. Evet oğlum, çok istedin, sonunda saatine kavuştun. Hadi bakalım, güle güle kullan. Babacığım bak, dört kola dönüştüm. İşte bu be, işte bu. Bütün kızlar bana hasta olacak şimdi. Of ya, o benim saatimdi. Şimdi Arda'ya vermek zorunda kaldım yani. Babacığım bu saat gerçekten de çok güzel, baksana. İstediğim karaktere dönüşebiliyorum. Yaşasın ya. Benim canım saatim, seni çok özleyeceğim. Arkadaşlar, benden saati bana mı daha çok yakışıyordu yoksa Rüzgar'a mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Tabii ki de bana daha çok yakışıyor oğlum. Baksana şuna, ne kadar güzel görünüyor. Benim gibi zenginlere yakışır bu saat, sana yakışmaz. Yorumlara yazın arkadaşlar. Benten saati Arda'nın mı olsun yoksa Rüzgar'ın mı? Yorumlara yazın, herkes beni tutsun ne olur. Görürsün oğlum, herkes yorumlara Rüzgar yazacak. Ben kazanacağım. Hadi bir oradan, görürüz. Herkes yorumlara Arda yazsın arkadaşlar. Gününü gösterelim şuna. Neyse artık paramızı aldığımıza göre tedavi olup yürüyebilirim. Bu arada ameliyat paranızı da vermiyoruz. Kandırdık sizi. Şimdi böyle tekerlekli sandalyede kal bakalım. Olamaz ya, dolandırıcılar. Kandırdılar bizi. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Evet, babamın hayalleriyle oynadınız. Sizin yüzünüzden babam yürüyemeyecek. Allah belanızı versin.